Bir gün çıkacak olan Büyük Avrupa Savaşı, Balkanlardaki aptalca bir olaydan kaynaklanacak. Bismarck'ın 1870-1871 savaşında Fransa'yı yenerek inşa ettiği Alman İmparatorluğu, Avrupa'nın düzenini kökten değiştirecekti. Yeni bir devletin temelleri atılırken mevcut Avrupa siyaseti büyük bir tehdit altında kalacaktı. Bismarck'ın bütün faaliyet ve girişimleri kurduğu Alman Birliği'ni korumaya yönelik olacaktı. Alman İmparatorluğu için yegane tehdit şüphesiz diğer Avrupa ülkeleriydi. Zira Bismarck, Alman İmparatorluğu'nun ortaya çıkışıyla Avrupa kuvvetler dengesini değiştirdiğini biliyordu. Bu yeni durumunda Avrupa'nın büyük devletleri tarafından kolayca hazmedilemeyeceğinin bilincindeydi. Bu sebeple Almanya'nın 1871 sonrası politikası net bir şekilde barışa yoğunlaştı. Özellikle Alman Birliği'nin kurulduğu ilk yıllarda Avrupa'da çıkacak bir savaşın bu birliği sarsabileceğini biliyordu. Birliğin güçlendirilmesi zaman alacaktı. Birlik güçlendirilmedikçe Avrupa'da bir savaş, hele ki Almanya'nın bulaşacağı bir savaş, çok ama çok tehlikeli olabilirdi. Şansölye akıllı bir devlet adamıydı. Fransa'nın Almanya karşısındaki ağır yenilgisini milli haysiyetine düşkün Fransız milletinin kolay kolay sindiremeyeceğini biliyordu. Ayrıca Almanlar Alsace-Lorraine gibi çok değerli iki bölgeyi de Fransızlardan almıştı. Fransızlar bu yenilginin intikamını almak için ilk fırsatta harekete geçecekti. Fransa'nın yeni rejimini onaylamak için toplanan Versailles Meclisi'nde barış anlaşmasının hemen sonrasında bile öfke vardı. Okul kitaplarında, politik nutuklarda, yazılan ve söylenen her şeyde sadece Fransız milliyetçiliği vardı. Bu dönemde Fransa yeni bir milli şuurun canlandırılması için uğraşmakta ve adeta militarist bir havaya girmekteydi. Bu yüzden Bismarck'ın en büyük endişesi Fransa'nın Almanya'ya karşı bir intikam savaşına girişmesiydi. Zira bu savaş 1871'de olduğu gibi diğer Avrupa ülkeleri tarafından uzaktan izlenmeyecekti. Diğer devletlerin de katılacağı bir savaşın sonucu Almanya için belirsiz olacaktı. Alman Genelkurmayı ise Bismarck'tan farklı düşünmekteydi. Fransa bir intikam savaşına girişmeden önce Almanya Fransa'ya bir önleyici savaş açmalı ve Fransa artık kımıldayamaz hale getirilmeliydi. Fakat Bismarck kendisine yapılan bu teklifi her seferinde reddedecekti. İş başında olduğu sürece herhangi bir önleyici savaşın yapılmayacağını söyledi. Çünkü Fransa ile yapılacak ikinci bir savaşta Avrupa devletlerinin kollarını bağlayıp karşıdan bakmayacaklarını, böyle bir durumda da savaşın nasıl bir felaket getireceğini bilmekteydi. Böyle bir savaş Avrupa'da kalıcı bir düzen inşa edemez. Fakat Rusya, Avusturya ve İngiltere'nin henüz sağlam temellere dayanmayan imparatorluğa karşı güvensizlik esası üzerinden anlaşmaları ve harekete geçmeleriyle sonuçlanabilir diyecekti. Bu yüzden Bismarck 1871 sonrasında hararetle barışı savunacaktı. Bismarck'ın politik dehası bir kez daha çalışmaya başladı. Fransa'nın bir intikam savaşına girmesi engellenmeliydi. 1870'te Almanya'nın gücünü gören Fransa tek başına savaşmaya cesaret edemezdi. Bu sebeple Fransa yalnız bırakılırsa savaştan kaçınacaktı. Peki Almanlar Fransız karşıtı bir ittifakı nasıl kuracaktı? İlk olarak işe Avusturya ile başlandı. Avusturya 1866'da Almanlardan ağır bir darbe yemişti. Ancak Bismarck Avusturya'nın kendilerine lazım olacağını biliyor ve ona göre ilgi alaka gösteriyordu. Bu yakınlaşma Avusturya'nın işine gelmekteydi. Zira her ne kadar çabalasa da Almanya ve İtalya'nın kurulmasını engelleyememişti. O halde kendisine yeni bir nüfuz ve odak noktası bulmalıydı. Gözünü Balkanlara diken Habsburgların karşısında çetin bir düşman vardı. Romanovlar. Osmanlı İmparatorluğunu Balkanlardan atmak ve Balkan Slavlarını kendi etrafında birleştirmek amacıyla panslavizm politikası izleyen Ruslar bölgede çok önemli bir güçtü. Balkanlara inmek isteyen Avusturya Macaristan ve bölgeyi hakimiyet altına almaya başlayan Çarlık Rusya. Tarihin her döneminde kaynayan Balkan kazanı yeni bir cehennem için kıvılcımlar çıkartmaya başlayacaktı. Avusturya Macaristan eğer bölgede büyümek istiyorsa emekleme aşamasında bulunan panslavizmi alaşağı etmek zorundaydı. Panslavizmin bölgedeki en önemli unsuru da Sırplardı. Fakat Sırpların hamisi konumunda bulunan Rusya buna müsaade edemezdi. Haliyle Habsburgların işi Alman desteği olmadan çok zor olacaktı. Panslavist bloğa karşı Pan-Cermenist bir blok kurulmalıydı.
Fransızların yeni kurulmuş İtalya ile ittifak kurma ihtimali ise Bismarck için endişe kaynağı bile değildi. Geriye iki büyük devlet kalıyordu: İngiltere ve Rusya. İngiltere, Mısır meselesi yüzünden Fransızlarla bir çatışma halindeydi. Bu yüzden bir ittifak ilişkisi o günlerde pek mümkün görünmüyordu. Almanlar için esas tehlike doğudaydı. Yüzyılların azametli, geniş topraklara ve nüfusa sahip Romanov hanedanı tarafından yönetilen Rusya. Olası bir Rus-Fransız ittifakı Almanlar için en kötüsüydü. Zira Fransa ile Rusya Almanya'ya karşı birleşirse Almanya bu iki kuvvetin arasında sıkışmış olacaktı. Böylece Almanya kendisini iki cepheli bir savaşın ortasında bulacaktı. İşte Almanların o meşhur yazgısı tam da bugünlere dayanmaktaydı. Bu ihtimal, Fransa ile Rusya'nın birleşmesi ihtimali Bismarck'ın en büyük korkusuydu. O kadar ki bu ihtimal için o günlerde Bismarck's Nightmare, yani Bismarck'ın kabusu denilecekti. Fransa-Prusya Savaşı, Rusya'nın dış siyasetinde de önemli bir kırılma noktası oldu. Rusya, Kırım Savaşı'nda aldığı ağır mağlubiyetin ardından 1856 yılında imzalanan Paris Anlaşması'yla Karadeniz'den uzaklaştırılmıştı. Paris Anlaşması'nın Rusya için en ağır hükmü Karadeniz'in askersiz hale getirilmesiydi. Bu kararla Rusya, Karadeniz'de tersane ve donanma bulunduramayacaktı. Bu ağır kararla Rusya'nın denizlerdeki gücüne büyük bir darbe indirilmiş, iç denizler Avrupalı devletlerce Rus tehdidinden kurtarılmıştı. Rusya, 1856 yılından itibaren bu maddelerden kurtulmak için fırsat arayacaktı. Rusya'yı Karadeniz'den uzaklaştıran devletler İngiltere, Fransa ve Avusturya'ydı. Fakat hem Fransa hem Avusturya siyasi çıkarlarına göre zaman zaman Ruslara bu engeli kaldırma teklifinde bulunmuştu. Örneğin 1858'de Plombier görüşmelerinden sonra Napolyon, Avusturya ile yapacağı muhtemel savaşta kendilerine verilecek desteğe karşılık Karadeniz hükümlerini ortadan kaldırabileceğini söylemişti. Aynı şekilde Avusturya'da 1866'da Königgrätz'da Prusya'ya yenildikten sonra Rusya'ya benzer bir teklifte bulunmuştu. Çar II. Alexander bütün bu tekliflere rağmen harekete geçmekte tereddüt etti. Zeminin ve zamanın uygun olmadığını düşünüyordu. Fakat Prusya-Fransa savaşı her şeyi değiştirecekti. Paris Anlaşması'nda değiştirmek istediği hükümlerin karşısındaki en büyük iki engelden birisi olan Fransa, Metz'te korkunç bir yenilgi almış ve bu yenilgi Avrupa dengesini alt üst etmişti. Bu mağlubiyet Rusya'nın tereddüdünü ortadan kaldırdı. 31 Ekim 1870 günü Paris Anlaşması'na imza atan devletlere bir nota verdi. Çarlık Rusya'nın Dışişleri Bakanı Alexander Gorçakov'un devletlere ilettiği notada, "Majeste Rusya İmparatoru, Karadeniz'deki egemenlik haklarını sınırlayan bu anlaşmanın maddeleriyle artık kendisini bağlı sanmamaktadır." diyecekti. Paris Anlaşması'nın Rusya için Karadeniz'deki kısıtlayıcı hükümlerini ilga ettiğini bildirdi. Bismarck bu istekten rahatsız oldu. Zira Paris kuşatması devam ediyordu. Bu yüzden nota yoluyla Rusya'nın kendi kendine adım atmasını istemedi ve uluslararası bir konferans fikrini ortaya attı. Londra'da toplanması kararlaştırılan konferansta Boğazların durumu masaya yatırılacaktı. Ocak 1871'de başlayan konferans Mart ayında sona erdi ve Rusya istediğini aldı. Artık Karadeniz'e geri dönüyordu. Rusya'nın bu hamlesi yeni sancıların çok yakında olduğunun habercisiydi. Mevcut durum Almanları tek bir yöne gitmeyi zorluyordu. Barışın korunması için Rusya ve Avusturya Almanya'nın yanında yer almalıydı. Bismarck görevinin sonuna kadar bu politik düzeni inşa etmek için çalışacaktı. Bu çalışmaların ilki tarihi 1. 3. İmparatorlar Ligi olarak geçecek olan girişimdi. Bismarck, Königgrätz'da Avusturya'yı yenmesine rağmen Avusturya'nın devlet onurunu kırmamış, iki taraf arasında ılımlı bir iklim oluşmasını sağlamıştı. Özellikle 1871 ve 72 yıllarında İmparatorlar Franz Joseph ve 1. Wilhelm'in karşılıklı ziyaretleri Cermen asıllı iki devletin ilişkilerini iyileştirmişti. Bu durum Ruslar için büyük bir tehditti. Zira Rusya'nın Balkan politikalarına karşı Cermenlerin birleşmesi pek iyi bir haber değildi. Peki bu durumda Rusya ne yapacaktı? Balkan milletleri henüz Osmanlı İmparatorluğundan ayrılabilmiş değildi. Haliyle Panslavizm o günler için zor bir hayaldi. Bir diğer ihtimal Fransa ile birleşmekti. Lakin Fransa iyi bir durumda değildi. Almanya'dan intikam almak için yanıp tutuşan Fransızlar Rusya için iyi bir müttefik olamazdı. Avrupa'da kalan diğer büyük devlet ise İngiltere'ydi. İngiltere her ne kadar Almanya'nın inşasından ve hızlı yükselişinden rahatsızlık duysa da Rusya ile sorunlar yaşamaktaydı.
Kırım Savaşı'nda aldığı yenilgiden sonra Rusya, Hazar Denizi'ni kuzeyden aşarak Orta Asya'ya doğru genişlemeye başlamıştı. Orta Asya'daki Türkiye devletleri ortadan kaldırarak güneye, Afganistan ve Hindistan'a sızmaya çalışmaktaydı. İran topraklarında da egemenlik hayalleri kuran Ruslar, İngiltere'nin en büyük sömürge topraklarından olan Hindistan'ın komşusuydu. Karadeniz'de istediğini bulamayan, Kırım Harbi'nde Avrupa'nın hakemi konumundaki İngiltere'den tokat yemiş olan Rusya, mevcut durumda İngilizlerle ittifak ilişkisi kuramazdı. Rusya o günlerde tam bir yalnızlık içindeydi. Çar II. Alexander bu durum karşısında çıkar yolu Pan-Cermen bloğu ile yakın ilişkiler kurarak kendisi üzerindeki ağırlığı azaltmakta gördü. Bismarck'ın istediği, hayal ettiği gerçek oluyordu. 1873 yılında Alman, Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorları bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Bu toplantıdan her ne kadar yazılı bir anlaşma çıkmasa da üç devlet Avrupa'da ortak bir politika izlemeye karar vermişti. Böylece Almanlar Rusya'yı yanına çekmiş oluyor, dolayısıyla Fransızlar yapayalnız kalmış oluyordu. Fakat bu ittifak tarihteki pek çok anlaşma gibi ölü doğan bir anlaşmaydı. Ortada sadece bir Balkanlar, ona göz koyan iki imparator vardı. Üç İmparatorlar Ligi yaşadığı ilk sarsıntıda tarihe Balkan bunalımı olarak geçecek hadisede dağılacaktı. 19. yüzyıl Balkanlar için isyan demekti. Sırpların basit bir isyanıyla başlayan süreç Osmanlı İmparatorluğu için kötü günlerin habercisi olacaktı. Yunan isyanıyla birlikte Balkanlarda çıkan isyanlara Avrupa devletleri de müdahil olmaya başlamıştı. 1870'li yıllara gelindiğinde ise durum çok daha karışıktı. Avrupalıların desteğiyle Osmanlı'dan ayrılarak kendi devletlerini kurmaya çalışan Balkan ulusları uygun zemini bu dönemde bulacaktı. Osmanlı Devleti Kırım Harbi'nden beri inanılmaz miktarda borçlanmaya başlamıştı. Borçların hazineye getirdiği yük 70'li yılların başında yaşanan kuraklıkla birleşince devleti çok zor duruma düşürdü. Anadolu'da yaşanan kuraklığın faturası diğer vilayetlere kesilecek, vergiler arttırılacaktı. Fakat patlamaya hazır durumda bulunan Balkanlar için bardağı taşıran son damla bu olacaktı. 1875 yılının yaz aylarında Rusya'nın desteğiyle Hersek ve civarında başlayan isyan hızla büyüyecekti. Dönemin padişahı Abdülaziz o günlerde çok kritik bir hata yaptı. İsyanın yayılmaya başladığı günlerde Rusya'nın İstanbul elçisi Ignatieff'in etkisiyle Rus yanlısı olduğu için tarihe Nedimov lakabıyla geçecek Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Hersek meselesi bir haftada hallolacak bir iş. Bab Ali bunu büyütüyor diyerek padişahı etkileyen Nedim Paşa işleri daha da karıştırdı. Hersek isyanını bastıramadığı gibi isyanın diğer bölgelere yayılmasını da engelleyemedi. Osmanlı Devleti dalga dalga yayılan isyanı bastırmaya çalışsa da işler içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Hersek'teki isyanın bastırılamaması devletlerin müdahalesine davet çıkarttı. Üç İmparatorlar Ligi duruma müdahale etti ve bir nota oluşturdu. Avusturya Macaristan Dışişleri Bakanı Guido Andrassy tarafından verilen nota, bölge halklarına çeşitli alanlarda haklar vererek isyanı sona erdirmeyi hedefliyordu. Fakat nota isyancılar tarafından kabul edilmedi. 1876 başlarında Bulgarların da isyan etmesiyle Balkanlar tam bir cehenneme dönüşüyordu. Rusya'nın desteğini alan Sırbistan ve Karadağ, Temmuz 1876'da Osmanlı'ya savaş ilan etti. Savaşın Sırplar tarafından kazanılacağına inanan Rus Çarı 2. Alexander, Mihail Çernayev'i Sırbistan ordusunun başına atadı. Fakat bu gelişme Avusturya Macaristan'ı oldukça rahatsız etti. Eğer savaşı Slavlar kazanırsa Rusya, Balkan hakimiyetini sağlayacaktı. Rusya da bu rahatsızlığın farkındaydı. 1. Wilhelm'in tavsiyesiyle Charles Alexander ve Franz Josef bir görüşme yaptı. Tarihe Reichstadt Anlaşması olarak geçecek bu görüşmede, olası Sırbistan Karadağ zaferinde Balkanlarda yeni durumun şartları görüşüldü. Muhtemel bir Osmanlı-Rus savaşında da Avusturya'nın tarafsız kalması kararı alınacaktı. Fakat yazılı bir metne dökülmeyen bu görüşme, İki devlet arasında yaşanacak önemli krizlerin temelini oluşturacaktı. Anlaşma, Osmanlı'nın muhtemel mağlubiyetine göre hazırlanmıştı. Fakat öyle olmadı.
Karadağlılar başlangıçta bazı zaferler elde etse de devamını getiremedi. Sırplar ise baştan sona korkunç mağlubiyetler aldı. İki devlet de sonunun geldiğini düşündükleri Osmanlı tarafından hezimete uğratılmıştı. Peş peşe yaşanan hezimetler Sırpların mütareke istemesine sebep oldu. Avrupalılar araya girerek mütareke şartlarını sordu. Osmanlı Devleti Sırpların belini kırmak, bir kez daha ayağa kalkamayacak duruma getirmek istiyordu. Ancak şartlar Avrupalı devletlerce tepkiyle karşılandı. Bunu bir şımarıklık olarak değerlendiren devletler Osmanlı Devleti'ne yüz çevirmeye başlayacaktı. Üstelik Bulgar isyanında yaşanan hadiselerde Avrupa kamuoyunun oldukça tepkisini çekmişti. Osmanlı'nın öne sürdüğü şartlar Avrupalılar tarafından ağır bulunacak ve şartların düzeltilmesi istenecekti. Sırpların uğradığı ağır hezimetin ardından Bab-ı Ali'yi köşeye sıkıştıran Rusya, Osmanlı'yı tehdit ederek ateşkes istedi. Osmanlı Devleti bu tehdidin sonucunda ateşkesi kabul etmek durumunda kaldı. Sırplar bir kez daha hazırlanacak, bu sefer Osmanlı'yı mağlup edecekti. En azından Ruslar böyle düşünüyordu. Fakat Osmanlı Devleti Sırpları bir kez daha mağlup etti. Bu mağlubiyetin üzerine Avrupalı devletler duruma müdahale kararı aldı ve İstanbul'da bir konferans yapılması kararlaştırıldı. 23 Aralık 1876 sabahı İstanbul Konferansı Haliç Tersanesi'ndeki Bahriye Nezareti binasında toplantıya başlarken dışarıdan top sesleri duyuldu. Toplantı Başkanı Hariciye Nazırı Saffet Paşa bu top atışlarının anlamını açıkladı. Osmanlı Devleti artık meşrutiyet ile yönetilen bir devlet olacaktı. Yani sultanın mutlak otoritesinden vazgeçilmiş, bir meclisin açılması kararı alınmış, anayasa hazırlığına başlanmıştı. Böylece bütün milletler gibi Balkan ulusları da isteklerini meclise taşıyabilecekti. Haliyle artık böyle bir konferansa, azınlık haklarına ihtiyaç kalmayacaktı. En azından Osmanlılar böyle düşünmekteydi. Ancak konferansta bulunan Avrupalı delegeler meşrutiyet ilanını soğuk karşıladı ve ciddiye almadı. Konferans sırasında Rusya karşısında Osmanlı'nın can simidi olan İngilizler bile Osmanlı'nın aleyhinde bir tavır takındı. Alınan kararlar Osmanlı için çok ağırdı. Sırbistan ve Karadağ sınırları genişletiliyordu. Bosna ve Hersek iki özerk vilayet oluyor ve valileri devletlerin onayıyla tayin ediliyordu. Bosna ve Hersek'in yerli milis kuvvetleri olacak ve vergilerin üçte biri bölgede harcanacaktı. Bulgaristan ise doğu ve batı olmak üzere iki vilayet ayrılıyordu ve bu vilayetlerin başına Hristiyan bir vali getirilecekti. Bosna ve Hersek'te bulunan özerk yönetim Bulgaristan'da da uygulanacaktı. Ayrıca Bosna, Hersek ve Bulgaristan'da yapılacak reformlar yabancı devletlerin temsilcilerinden oluşan komisyonların gözetiminde yürütülecekti. Bu kararlar bağımsız bir devletin kabul edebileceği kararlar değildi. Konferans tekliflerinin kabul edilmesi için Lord Salisbury çok çaba harcadı. Hatta Padişah 2. Abdülhamid'e bir rapor sundu. Tekliflerin reddi halinde Rusya ile savaş çıkacağını, bu savaşta Osmanlı Devleti'nin yapayalnız kalacağını ve sonunda da her taraftan saldırıya uğrayıp parçalanacağını söyledi. Ancak Osmanlı Devleti konferans şartlarını reddetti. Konferans, Rusya'nın yayılma arzusunda olduğunu bütün Avrupa'ya kanıtlamıştı. Rusya'yı durdurma ihtimali artık kalmamıştı. Üç İmparatorlar Ligi yaşadığı ilk krizde çatırdamaya başladı. Avusturya, Rusya'yı engelleyemeyeceğini anlayıp en azından bir anlaşma yaparak yavaşlatma yoluna gitti. Bismarck da birliği ayakta tutmak için iki devlet arasında bir uzlaşıyı destekledi. Konferans dağılmadan önce 15 Ocak 1877 tarihinde Avusturya'nın tarafsızlığını, Rusya'nın da askeri harekatının sınırlandırılmasını öngören bir anlaşma yapıldı. İmzalanan Peşt Anlaşması'na göre Avusturya Bosna Hersek'i alıyor, karşılığında da Rusya'yı Balkanlarda serbest bırakıyordu. Bu serbestliğin tek bir koşulu vardı. Balkanlarda tek ve büyük bir Slav devleti kurulmayacaktı. Ancak iki devlet bu anlaşmaya imza koyarken bile birbirine hiç ama hiç güvenmiyordu. Londra'da toplanan devletler 31 Mart 1877 tarihinde Osmanlı Devleti'ne tersane konferansında sundukları şartlara benzer şartlar sunarak kabul etmesini istedi. Şartların reddi halinde yapacak hiçbir şey kalmayacaktı. Nitekim bu şartlarda reddedilecek, Türk tarihinin en ağır savaşlarından birisi yaşanacaktı. Oh.
Kırım Harbi'nin ardından ordusuna her alanda yatırım yapan Çar II. Alexander meyvesini bu savaşta toplayacaktı. Yaklaşık bir yıllık savaşta Rusya, Osmanlı Devleti'ni çok ağır bir şekilde mağlup etti. Tüm cephelerde ağır bir yenilgi alan Osmanlı, Kırım Savaşı'nda müttefik olan devletlere yardım çağrısında bulundu. Ancak her devlet o günlerde kendi çıkarına göre hareket etmekteydi. Rus orduları başkomutanı Grand Duke Nikola, "Hiçbir şey önümüzde duramaz. İstanbul'a yürüme emrini aldım ve yürüyeceğim. Tanrı'nın izniyle Rus armasını Çalgrad duvarlarına yapıştıracağım." diyecekti. 22 Ocak 1878 tarihinde Rusya'ya mütareke teklifinde bulunuldu. Çar, mütareke için oldukça ağır şartlar öne sürmüş, bu şartlar İstanbul'da yoğun tartışmalara sebep olmuştu. Başkentin düşme ihtimalinden dolayı Gelibolu'ya, Anadolu'ya hatta Mısır'a nakli bile tartışılmaktaydı. Böyle bir ortamda Edirne'de mütareke imzalandı. Mütarekeye göre Osmanlı kuvvetleri Küçükçekmece Terkos hattına kadar çekilecek, bu hattın 5 kilometre ilerisine Rus askerleri yerleşecek ve iki kuvvet arasında tarafsız bir bölge bulunacaktı. Bu haber İngiltere ve Avusturya'da büyük bir infial yarattı. Rusların İstanbul'a kadar gelmesi büyük bir endişeye sebep oldu. Hatta İngiltere, İstanbul'a bir donanma gönderip Ruslara karşı koymak istese de padişah, Rusları daha fazla kızdırmak, savaşın devam etmesini engellemek için buna karşı çıktı. İki devlet arasında İstanbul'un kapısı olan Ayastefanos'la bir barış anlaşması imzalanacaktı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti, Balkan topraklarının tamamına yakınını kaybedecekti. Ancak Ayastefanos'ta büyük bir Bulgaristan'ın kurulması hem İngiltere'yi hem Almanya'yı hem de Avusturya'yı oldukça rahatsız etti. Avusturya nüfuzunu arttırmaya çalıştığı Balkanlarda devasa bir Bulgaristan istemiyordu. İngiltere Rusların Ege ve Akdeniz'e inmesinden, Almanya ise Avusturya'ya karşı Rusların güçlenmesinden rahatsızdı. Bu yüzden devletler Rusya'ya baskı uygulayarak Ayastefanos'un Berlin'de tekrar görüşülmesi kararını dayattı. Tüm Avrupa'yı karşısına almak istemeyen Rusya durumu kabul etmek zorunda kaldı. Bismarck başkanlığında toplanan kongre, Üç İmparatorlar Ligi için büyük bir sınav olacaktı. Bismarck, hem Franz Joseph'i hem de Çar Alexander'ı küstürmemeye çalışacaktı. Ancak iki devletin çıkarı Balkanlarda kesişmekteydi. Her ne kadar dengeyi korumaya çalışsa da Bismarck, taraflardan birine ağırlık vermek zorundaydı. Cermen asıllı Avusturya'ya karşı Rusya'nın şansı pek az olacaktı. Berlin'de toplanan kongrede en büyük tartışmalar Bulgaristan üzerine oldu. Bulgar sınırları Ayastefanos'a göre oldukça daralacaktı. Doğu Rumeli, Batı Trakya ve Makedonya Bulgaristan'dan geri alınıyordu. Doğu Rumeli ve Makedonya ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı'ya iade ediliyordu. Bulgaristan, Tuna Nehri ile Balkan Dağları arasında bir coğrafyada kısıtlanıyordu. Bulgaristan'ın bu şekilde küçültülmesi, özellikle Makedonya ve Ege'den uzak tutulmasıyla hem İngiltere'nin hem Avusturya'nın istekleri gerçekleşiyordu. Berlin'in en büyük kaybedeni Osmanlı Devleti gibi dursa da aslında Rusya'ydı. Savaşta büyük bir zafer kazanmış ancak kazanımlarının çoğunu masada kaybetmişti. 93 Harbi Avrupa'da yeni bir dönemi başlatacaktı. Berlin'de doğan yeni krizler dünyayı topyekün bir savaşa götürecekti. Avusturya ve Rusya'nın politikalarının çatışması Almanları bir tercih yapmaya itti. Ya Rusya ya da Avusturya ile birlikte olunacaktı. Almanlar doğal olarak Avusturya'yı tercih etti ve 1879 yılında iki taraf arasında bir savunma ittifakı yapıldı. Olası Rus veya Fransız saldırılarına karşı iki ülke birbirine yardım edecekti. Bu anlaşma 35 yıl sonra kopacak kıyametin bir ön gösterimi gibiydi. Bismarck Avusturya-Macaristan'la anlaşma yapsa da Rusya'dan tamamen vazgeçmiş değildi. Fransa'nın bir intikam savaşına girişeceği, bu doğrultuda oluşacak Rus-Fransız ittifakı Bismarck'ın kabusu olmaya devam ediyordu. Berlin Kongresi'nde Rusya ile bozulan ilişkileri tekrar düzelterek olası bir Rus-Fransız yakınlaşmasını önlemeye kararlıydı. 1879 ittifakı Rusya ile yakınlaşmasını önleyecek bir nitelikte değildi. Zira bir savunma ittifakıydı. Hatta Avusturya'yı uyararak Rusya ile tekrar bir gerginlik yaşanmamasını isteyecekti. Rusya'nın durumu her zamanki gibi yine karışıktı. Berlin Konferansı'nda Almanlar kadar İngilizler de Rusya'yı durdurmuştu. Hatta daha ileri gitmiş, Osmanlı'nın yıkılacağını öngörerek yeni bir politika başlatmıştı. Osmanlı'daki milliyetçi hareketleri destekleyecek, Ermeni sorununu sahiplenecek, Rus tehdidine karşı da Kıbrıs'a yerleşecekti. Ayrıca Berlin'de boğazların kapalılığına vurgu yaparak Akdeniz'de olası bir Rus nüfuzunu engellemişti. Rus dışişleri de İngilizlere oldukça kızgındı.
Rusya, Akdeniz'de tek bir gemi geçirme imkanına sahip değilken İngiltere, Osmanlı padişahı ile anlaşıp Karadeniz'e rahatça donanma sokabilirdi. Bütün bu koşullar Rusya yine yalnızlığa itiyordu. Yalnızlıktan kurtulmak isteyen Rusya yine Almanların kapısını çalacaktı. 2. Üç İmparatorlar Ligi 18 Haziran 1881 tarihinde Berlin'de imzalanacaktı. Bismarck her ne kadar bu ittifakı tekrar kurmayı başarsa da yaşatmayı başaramadı. Berlin'de ikiye ayrılan Bulgaristan 1885 yılında birleşmek için isyana kalkıştı. Bu isyan Avusturya ile Rusya'nın arasını bir kez daha bozacaktı. Bu iki devlet artık hiçbir koşulda bir araya gelemezdi. Bunu fark eden Bismarck 1887 yılında Rusya ile ayrı bir anlaşma imzaladı. Artık Avusturya ile Rusya'yı birbirinden ayırarak değerlendirmeye başlayacaktı. Fakat bu Almanlar için maliyetli bir anlaşma olacaktı. Bir başka müttefik devlet gibi görünen Osmanlı İmparatorluğunu feda ediyor, Boğazların Rusya tarafından ele geçirilmesini onaylıyordu. 1890 yılı kalemlerin, imzaların, anlaşmaların havada uçuştuğu mürekkep kokulu Avrupa'dan barut kokusunun yayılmaya başladığı Avrupa'ya geçişin yılı olacaktı. Siyaset kurdu Otto von Bismarck'ın uyum içerisinde çalıştığı Kaiser Wilhelm 1888 yılında vefat etmiş, yerine gelen 3. Friedrich de tahta çıktıktan yalnızca 3 ay sonra hayatını kaybetmişti. Tahta çıkan yeni hükümdar Almanya'nın ve Avrupa'nın kaderine doğrudan etki edecek meşhur 2. Wilhelm'di. 1. Wilhelm Bismarck'a çok büyük saygı duymaktaydı. Birçok dönüm noktasını birlikte aşmış, bir imparatorluğu birlikte inşa etmişlerdi. Fakat 2. Wilhelm bu süreçlerin neredeyse hiçbirinde yoktu. Daha kibirli, başına buyruk ve işlerin içinde olmak istiyordu. Birçok konuda yaşlı kurt Bismarck'la aynı fikirde değildi. İlk günlerden itibaren sorunlar yaşayan ikilinin bağları 1890 yılında iç politikada yaşanan tartışmalar üzerine tamamen koptu. Bu kopuş Almanya'nın dış siyasetini kökten değiştirecekti. Bismarck'ın real politik anlayışına karşılık Wilhelm Weltpolitik siyasetine başlayacaktı. En önemlisi Rusya'yı kontrol etme politikasından vazgeçecekti. Kaiser Wilhelm Rusya'yı o kadar da büyük bir tehdit olarak görmemekteydi. 1887 yılında imzalanan, 1890 yılında yenilenmesi beklenen Rus-Alman anlaşması Rusya'nın isteğine rağmen yenilenmedi. İki ülke arasındaki bu ayrılık Rusya'yı Fransız İttifakı'na yöneltecek, Bismarck'ın kabusuna giden yolun taşları döşenmeye başlanacaktı.